64'ü. Yani biraz kaç böyle. Hani? 1.88. En son. Ne oldu şimdi? Ben bir kalıştım. En son işte 7 yıl bir profesyonel değil de yarın profesyonel bir takımda oynamıştım. Basketbol mu? Yok, Amerikan futbolu oynadım. Oradan iki takımda en son 1.88 ölçüsü verdim. Vay. Bu da maçtan bir fotoğraf. Aynen. Kaç takım sayı aldığında sizin üzüldüğünüz bir fotoğraf olsun. Yok, aksine burada da. C heyecanlı, D kuşkulu. D kuşkulu son karar. İkinci soruyla devam ediyoruz. Halk arasında her şeyi onun gereği gibi kullanmasını bilene yakışır anlamında kullanılan sözde at bilenin geldikten sonra hangisi söylenir? A. Söz büyüğün. B. Borç yiğidin. C. Kılıç kuşananın. D. Su küçüğün. At bilenin kılıç kuşananın olması lazım. C. Kılıç kuşananın son kadar. Hatta daha rahat olur. Korkunuz atlat. Yani bir soru da eğlenmezsek biraz daha iyiydi. En azından bir malzeme olmazdı gözlüklere falan. Biraz daha rahat. Üçte de olur. Ya üçte en azından üçte geçtik, o önemli. Tebrikler efendim. Bir lira kazandınız. İlk aşamaya geçtiniz. Sırada üçüncü sorumuz var. Gelin. Bir futbol maçının sonucu için deplasman takımının şeref sayısı ifadesi kullanılıyorsa o maç hangi skorla bitmiş olabilir? A. 6-1. B. 3-3. C. 4-2. D. 5-0. Biz de mahalle maçlarında yaparken en azından şeref golü atalım. Muhabbeti çok yapardık. En azından bir gol atalım diye. Hadi bakalım. Bir deplasman takım yanlış hatırlamıyorsun. Bir sıradaki olması lazımdı. A 6-1 son karar. Saçma maç. 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 Hangi belgeyi almak için bir başvuru yapan genellikle belgenin asıl sahibi olmaz? A. Ehliyet. B. Evlilik cüzdanı. C. Öğrenci pasosu. D. Nüfus cüzdanı. Yani bunların hepsini aldım. Öğrenci pasosunda da gerekiyordu da. Şu an çok emin olamadım. İlk başvuru. Ben seyirciye sormak istiyorum. Pekala, sevgili seyirciler, hangi belgeyi almak için ilk başvuru yapan genellikle belgenin asıl sahibi olmaz? A. Ehliyet. B. Evlilik cüzdanı. C. Öğrenci pasosu. D. Nüfus cüzdanı. Süremiz olsa. Ben de bundan sonra açalım. Cevaplarınızı arkadaşlar konuları bir yaptım. Ben de bir şey yapmadım.